bir kapatalım değerli arkadaşlar. Evet. Ayaktaki misafirlerimiz, görevli arkadaşlar dışındaki yerlerini alalım. Basın mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Gereken yönler de var. Özellikle ekonomide sektörlerin çeşitliliği. Burada özel sektör liderlerini görüyorum. Bu çok önemli. Çünkü ben Türkiye'de özel sektör liderleriyle, kamu sektörüyle ve akademisyenlerle konuştuğumda herkes kendi uzmanlık alanında görevini en iyi şekilde yaptığında bu ekonomik sektörlerde de kalkınma. Tabii bizim ülkemiz içinde ekonomide iyi giden yönler var. Büyük Birlik Partimizin çok saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Neredeyse 40 yıl süren ve trilyonlarca dolara mal olan Türkiye'nin terörle mücadelesini ayrı bir başlık altında değerlendirmeliyiz. Şehitlerimizi, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı elbette kıyaslayabileceğimiz bir bedel yok. Ancak zaman zaman devletimizin resmi kuruluşları tarafından telaffuz edilen ve 40 yılda terörün ülkemize maliyeti olarak ifade edilen en az 1 trilyon dolar bugün yaşadığımız problemlerin en temel ve öncelikli nedenlerinden biri olarak karşımızda durmaktadır. Ve 15 Temmuz hain darbe girişimi arka arkaya sosyal hayatı, dolayısıyla siyaset ve ekonomiyi sarsan kriz anlarıydı. Ve biz Avrupa devletlerinin belki de 50 yılda bir kez yaşayabileceği kriz şartlarını birkaç yıl içerisinde peş peşe yaşadık. Tümü doğrudan ya da dolaylı milletimizin her bir ferdine önemli zararları olan olaylardı. Ve tümünde uluslararası güç odaklarının da parmak izlerine rastlarız. Biliyorsunuz Avrupa Birliği bir ekonomik ve siyasi topluluktur. Dünya ekonomisinde büyüklük olarak çok önemli bir yer tutmaktadır. Ortak paraları Euro iki önemli rezerv paradan biridir. Siyasi ve ekonomik olarak daha iyi yönetilmek için üye ülkelerin performanslarını ölçmek ve belirli bir standardı sağlamak adına kendilerine göre bir takım kural ve kriterleri kabul ettiler. Bunlardan biri de Maastricht kriterleridir. Bu kriterlere göre Avrupa'nın durumu nasıl? İsterseniz tablolar yardımıyla bir göz atalım. Maastricht kriterlerine göre Avrupa Birliği tanımlı bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranı en fazla %3 olabilir. Bakın aşağıdaki tabloda 2015 yılında Avrupa Birliği ülkelerinin Maastricht kriterlerine göre durumunu görüyorsunuz. Bu tablo büyük bir ihtimalle içinde bulunduğumuz şu günlerde çok daha kötü bir hal almıştır. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi AB ülkelerinin kahir ekseriyatı kendi koydukları kriterlerden çok uzağa düşmüşken ülkemiz bu alanda oldukça iyi durumdadır. Biz inanıyoruz ki 21. yüzyıl Türk asrı olacak ve şimdilik bölgesel bir güç olarak dünyada her geçen gün etkinliğini artıran Türkiye belki biz göremeyeceğiz fakat bizim çocuklarımız, torunlarımız büyük, adil bir küresel güç olan Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin vatandaşı olarak yaşayacaklar. Buna yürekten inanıyorum. Türkiye ekonomisi satın alma gücü paritesine göre Avrupa'da Almanya, İngiltere ve Fransa'dan sonra 4. büyük ekonomidir. Bu durum çok büyük bir potansiyele sahip olduğumuzun en büyük ve önemli göstergesidir. Bu 4. olma durumuna ise son yıllardaki ekonomik performans ile ulaşılmıştır ki bunu da şimdi 6.
sayfadaki tabloda net bir şekilde görüyoruz. Ekonomimiz büyüme performansı açısından dünya genelindeki en iyi birkaç ekonomiden biri olma durumundadır. Bunu yine Dünya Bankası uzmanımız Sibel Hanım da çok sık bir şekilde dile getiriyor. Yani dünya büyüyemezken Türkiye'nin büyümesinin ne kadar önemli olduğunu gerçekten biz de bunu çok önemsiyoruz. AB ülkeleri arasında ise ekonomik büyümesi en fazla olan ülke Türkiye. Geçtiğimiz yıllarda %8.3'e kadar düşürmeyi başardığımız işsizlik oranımız maalesef bugün %10 düzeyinde seyretmektedir. Özellikle genç işsizlerin oranındaki yükseklik bizim çok acil çözüm üretmemiz gereken bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle sabit sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi, yerli ve yabancı girişimlerin önünün açılması, emek yoğun sektörler için çok özel düzenleme ve teşvikler bu alandaki meselenin çözümünde faydalı olacaktır. Ülkemiz ihracatı her geçen yıl önemli miktarlarda rekorlar kırarak büyümektedir. Bu çok sevindiricidir, çok kıymetlidir. Fakat maalesef ithalat rakamları da aynı ölçüde büyümektedir. Lakin enerji ve altın ithalatını hariç tuttuğumuzda ihracatımız ithalatımızı neredeyse karşılamaktadır. Fakat en nihayetinde bu iki kalemden de vazgeçme şansımız var mı? Yok. İkisinden de vazgeçemeyiz. İthalat kalemleri içerisindeki tabii olarak en önemli pay enerji ve ara mamullerdir. Dolayısıyla ara mamullerin ithalatını azaltacak bir strateji acilen hayata geçirilmelidir. Son zamanlarda yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde başta muhalefet olmak üzere birçok kesim, onların peşinde takılmış olan pek çok kesim adeta felaket tellallığı yapmaktadır. Oysa rakamlara, grafiklere ve tablolara baktığımızda durumun hiç de onların dediği gibi olmadığını görüyoruz. Evet, birkaç yıl öncesine kadar negatif manada bir değişim var. Fakat son 15 yılın ortalamasına bakarsanız geçmişte iyi olarak kabul edilen birçok yılda ekonomik performansın bugünkünden çok daha kötü olduğu görünecektir. Biz kararımızı verirken başkalarının etkisinde kalmazsak, bağımsız, gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarla ülkemizi yönetirsek çok daha güçlü olacağız. İşte savunma sanayinde yapmış olduğumuz hamleler ortada. Daha birkaç gün önce ilk insansız savaş uçağımız Kızıl Elma'yı uçurduk. Ben bir kere daha Bayraktar ailesi başta olmak üzere emek veren mühendislerimizi, işçilerimizi tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, yolları açık olsun diyorum. İHA'larımız, SİHA'larımız göklerde bizden izinsiz adeta kuş uçurtmuyor. Yerdeki karıncayı takip ediyor. Terörle mücadeleye büyük katkı sağlıyor, biliyor. Denizlerimizin güvenliğini kahraman ve muzaffer donanmamızla birlikte başka hiçbir ülkede olmayan İDA ve SİDA'larımız sağlıyor. Kıymetli dostlar, kıymetli misafirlerimiz, son olarak gündemdeki iki konuyla ilgili düşüncemi paylaşıp konuşmamı sonlandıracağım. Siz de çok beklediniz, yemekler de bekliyor. İnşallah. Bunlardan birincisi asgari ücret meselesi. Biz Büyük Birlik Partisi olarak hem siz iş dünyasının temsilcilerini, esnaflarımızı, tüccarlarımızı düşünerek hem de işçi kardeşlerimizi düşünerek makul olan tespit ve tekliflerde bulunduk. Bizim teklifimiz şuydu. Son 6 ay enflasyonu %20 civarında gerçekleşeceği gözüküyor. Dolayısıyla bunun üzerine biz bir %20 ile 30'da refah payı koyularak %50 civarında bir artışı biz önerdik. Bunun ben en son görüşmede iş dünyasının da bu rakamlara yaklaştığını biliyorum. 7500'lerle başladılar masadaki TİSK temsilcileri ama 8000'lere doğru yaklaştılar. İnşallah yarın ümit ediyorum ki en az %50'lik bir artışla
bu açıklanacaktır diye ümit ediyorum. 8.000'in üzerinde bir rakam olduğunu tahmin ediyorum, ümit ediyorum. Tabii bizim asgari ücret sanki asgari hane geçim rakamı gibi belirlenmeye çalışıyor. Maalesef Türkiye'de muhalefet adına konuşan pek çok kişi de bunu böyle değerlendiriyor. Bu yanlış. Asgari ücret hane geçim rakamı değildir arkadaşlar. Asgari ücret çalışan kişinin emeğinin karşılığıdır. Onun için biz Büyük Birlik Partisi olarak uzun yıllardır şunu teklif ediyoruz. Aynen asgari ücret tespit komisyonu gibi bir komisyon kurulsun. Bu komisyon asgari hane geçim rakamı belirlesin. Tabii emeklilikte yaşa takılanlar var. Haklı olarak emeklilik bekliyorlar. Biz de bunu uzun yıllardır savunduk. Bu bir haktır. Hatta herkes bundan ümidi kestiğinde, artık çıkmaz dediğinde biz çıkmalı dedik. Neden? Çünkü devlet işe girerken demiş ki sen kadınsan 20 yıl 5000 iş günü, erkeksen 25 yıl 5500 iş günü çalışırsan emekli olursun. Maç içinde kural değiştirmiş. Çıkaran da CHP, sol zihniyet, kuralı değiştiren de o, SGK'yı batıran da o. Yine toparlamak, düzeltmek, hak sahibine hakkını teslim etmek bizim de içinde olduğumuz Cumhur İttifakı'na nasip olacak inşallah. Burada tabii işverenlerimiz, sizlerin bir kıdem tazminatı endişesi var. Bu kadar insan bir anda emekli olduğunda biz bunların tazminatlarını nasıl ödeyeceğiz? Bak kafa sallıyor arkadaşlar. Şimdi biz iki yönlü düşünüyoruz. Burada da devlet, özellikle devlet bankaları aracılığıyla devreye girerek siz işveren kardeşlerimizi rahatlatmalı. Böylece hem işçi hem de işveren memnuniyet duymalıdır. Yaşasın Büyük Türk Milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyerek sözlerimi noktalıyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Afiyet olsun diyorum. Evet. Yemeğe geçmeden önce efendim, bu güzel ve anlamlı programımıza bir mesaj gönderen değerli büyüğümüz var. Müsaadelerinizle sizlere arz etmek istiyorum efendim. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp yeni yüzyılına girmeye hazırlandığımız bir dönemde gerçekleştirdiğiniz bilgilendirme, istişare ve dayanışma toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evvela Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu, dava ve aksiyon adamı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle, tazimle yad ediyorum. Büyük Birlik Partisi'nin mensuplarının her birine, ülke ve millet olarak bir süredir yürüttüğümüz beka mücadelesine verdikleri destek dolayısıyla şükranlarımı ifade ediyorum. Cumhur İttifakı'nın değerli bir üyesi olan Büyük Birlik Partisi ile Türkiye yüzyılı hazırlıklarımızda da omuz omuza yürüyeceğimize inanıyorum. Ülkemiz yakın tarihinin önemli seçimlerinden birini yaşayacağımız 2023'te milli iradenin en güçlü şekilde tezahür etmesi için Büyük Birlik Partisi ile beraber mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Bu duygularla bir kez daha toplantınızın başarılı geçmesini diliyor. Sayın Mustafa Destici Bey'in nezdinde tüm hazirûna selam ve saygılarımı sunuyorum. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanımıza anlamlı mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bütün konuklarımıza tekrar hoş geldiniz ve afiyet olsun diyoruz efendim.